Çok kıymetli belediye meclis üyelerimiz, birimlerimizin kıymetli müdürleri, siyasi partilerimizin temsilcileri, mahalle muhtarlarımız, il dışından gelen, ilçe dışından gelen misafir ilçe başkanımız, değerli hemşerilerimiz. Biga Belediyesi Eylül ayı meclis toplantısına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Toplantımızda aldığımız, alacağımız kararlarımızın Biga'mız ve tüm hemşerilerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 20. maddesi hükümleri gereğince Belediyemiz Meclisi'nin 2021 yılı toplantı döneminin Eylül ayına ait 9 sayılı toplantısının 1. birleşiminin 1. oturumunu açıyorum. Meclisimize 1 adet Ersoy Akyıl meclis üyemizin mazeret dilekçesi var. Onu okuyalım. Biga Belediye Başkanlığı'na Belediyemiz Meclisi'nin 07.09.2021 Salı günü yapacağı meclis toplantısına işlerimin yoğunluğu nedeniyle katılamayacağım. Bilgilerinizi arz ederim. Ersoy Akyıl Belediye Meclis Üyesi. Evet, mazeret dilekçesi hakkında söz almak isteyen var mı? Mazeret dilekçesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Oturumu açıyorum. Toplantı gündemimizin birinci maddesinde yer alan ilçemiz Şirintepe ve Yeniceköy mahallelerimizdeki isimsiz yollara sokak ismi verilmesiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2 Eylül 2021 tarih ve 11.634 sayılı yazısı ile İmar Komisyonu 13 Ağustos 2021 tarihli raporu elinizde mevcut olduğundan tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Şirintepe ve Yeniceköy mahallesindeki isimsiz yollara İmar Komisyonu raporunda yazılı olduğu şekilde belirtilen isimlerin verilmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin ikinci maddesinde yer alan sokak isim değişikliği ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 20 Ağustos 2021 tarih ve 11.235 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyenler, söz isteyen olmadığından ilçemiz Şirintepe mahallesindeki Bahar Sokağı'nın isminin değiştirilerek yeniden belirlenmesi talebinin İmar Komisyonu'na havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin üçüncü maddesinde yer alan plan tadilatı talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2 Eylül 2021 tarih ve 11.760 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Hamdi Bey Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 229-784-76 ve 1403 nolu adalarda ada hatları, konut kullanım fonksiyonları, taşıt yolları ve yaya yolları ile gelişme konut alanının yapı nizamının yeniden düzenlenerek mülkiyeti Biga Belediyesi'ne ait Şirintepe Mahallesi 1470 ada 1 nolu parselin yanında bulunan açık spor tesisi alanının Hamdi Bey Mahallesi 1403 ada 4 nolu parsel ve 76 ada 9 nolu parsele kaydırılarak açık spor tesisi alanı olarak planlı alanın da gelişme konut alanı olacak şekilde plan tadilatı talebinin
İmar Komisyonu'na havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 4. maddesinde yer alan plan tadilatı talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2 Eylül 2021 tarih ve 11.539 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 208 ada 6-122-124 nolu parseller ve 1387 ada 8-9-10 nolu parsellerin arasından geçen 7 metre genişliğindeki yaya yolunun yeniden düzenlenerek ada hattı çizgisinin doğuya doğru yol genişliği korunarak yaklaşık 5-10 metre kaydırılacak şekilde plan tadilatı talebinin imar komisyonuna havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 5. maddesinde yer alan yapılaşma koşullarının belirlenmesi talebiyle ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2 Eylül 2021 tarih ve 11.738 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından ilçemiz Şirintepe Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, Şehit Uzman Onbaşı Ulaş Açıkgöz Caddesi, Şehit Alper Tunga Akan Caddesi, Şehit Metin Okatan Caddesi, Şehit İbrahim Doğu Caddesi, Şehit Özgür Gençoğlu Caddesi, Şehit İbrahim Simayiş Caddesi, Bahçelili Mehmet Çavuş Caddesi, Mevlana Caddesi ile Bandırma Caddesi'ne cepheli olan konut alanlarında bulunan parsellerin halkımızın günlük ihtiyaçlarına yönelik yol boyu ticaret olarak teşekkül ettirilmesinin talebinin imar komisyonuna havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 6. maddesinde yer alan mülkiyeti belediyemize ait alanın Türkiye Kızılay Derneği BİGA Şubesi Başkanlığı'na tahsisi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 2 Eylül 2021 tarih ve 11.778 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından mülkiyeti belediyemize ait kapalı pazar yeri ve 100. yıl parkı arasında bulunan zabıta noktası olarak kullanılan tek katlı yapının üst kısmının Türkiye Kızılay Derneği BİGA Şubesi tarafından gönüllü merkezi olarak kullanılmak üzere 5 yıllığına Türkiye Kızılay Derneği BİGA Şubesi Başkanlığı'na tahsis edilmesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Müdürlerimiz şeyde mi kaldı? Erdem Bey yok muydu? Salon yetersiz mi? Toplantı gündemimizin 7. maddesinde yer alan belediyemiz norm kadrosunda mevcut dolu kadrolardan bir adet Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü kadrosunun derece değişikliği ile ilgili İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün 23 Ağustos 2021 tarih ve 11.471 sayılı yazısı ve eki 3 sayılı kadro değişikliği cetveli elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından belediyemiz norm kadrosunda mevcut dolu kadrolardan genel idare hizmetleri sınıfında 4. derece tasdikli
bir adet kültür ve sosyal işler müdürü kadrosunun 3. derece kültür ve sosyal işler müdürlüğü kadrosu olarak derece değişikliğinin 3 sayılı dolu kadro değişiklik cetvelinde yazılı olduğu şekilde yapılmasının kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 8. maddesinde yer alan belediyemiz denetiminde çalışmakta olan şehir içi ve Biga Ağköy arası yolcu taşıma ücretlerinin yeniden düzenlenmesine dair Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün 2 Eylül 2021 tarih ve 11.821 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Buyurun. Başkanım, bu konuyu geçen senedeki yapmış olduğumuz şekliyle ilgili komisyona göndersek... O şekilde olacak. Tamam, teşekkürler. Evet, belediyemiz denetiminde çalışmakta olan şehir içi ve Biga Ağköy arası yolcu taşıma ücretlerinin yeniden düzenlenmesine dair talebin plan bütçe komisyonuna havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Toplantı gündemimizin 9. maddesinde yer alan plan tadilatı talebi ile ilgili İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün 3 Eylül 2021 tarih ve 9.813 sayılı yazısı elinizde mevcut olduğu için tekrar okutmuyorum. Gündem maddemiz hakkında söz almak isteyen var mı? Söz isteyen olmadığından 06.10.2020 tarih ve 2020'ye 124 sayılı kararı ile onaylanan imar planı değişikliği dosyası Çanakkale İdare Mahkemesi'nin 29.04.2021 tarih ve esas 2020'ye 2029 karar numarası 2021'e 801 sayılı kararı ile söz konusu plan değişikliğinin internet sitesinde yayınlanmaması gerekçesiyle usulen iptal edilen plan değişikliğine ilişkin yarım kalan idare işlemin tamamlanması adına ilçemiz İstiklal Mahallesi sınırları içerisinde küçük sanayinin kuzeybatısında yer alan mevcut planda tır parkı olarak olan alanın park alanı ve belediye hizmet alanı güneyinden geçmekte olan 12 metrelik 2 derece yol üzerinden ise alanın ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikte 3 adet otopark alanı olacak şekilde küçük sanayi alanı içerisinde park ve otopark alanı olan 2 adet alanın da belediye hizmet alanı, belediye dükkanları olacak şekilde plan tadilatı talebinin imar komisyonuna havalesinin kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. (gülüyor) 2021 yılı Eylül ayına ait 9 sayılı toplantımızın birinci birleşimin birinci oturumunda görüşülecek başka bir konu kalmadığından belediyemiz meclisinin Eylül ayına ait 9 sayılı toplantının birinci birleşimi sona ermiştir. İş bu toplantıda imar komisyonu ve plan bütçe komisyonumuza havale edilen konuların ilgili komisyonlar tarafından verilecek raporların görüşülmek üzere Eylül ayı toplantımızın ikinci birleşimi 13 Eylül 2021 Pazartesi günü saat 16'da yapılacaktır. Evet arkadaşlar, toplantımızı bitiriyoruz ama hemen dağılmayalım. Biraz sohbet edelim. Her zaman dediğimiz gibi derdi Biga olan değerli meclisimiz, Biga'mızın ve Bigalı hemşerilerimizin hak ettiği hizmetlerin alınması konusunda emek harcayan tüm meclis üyelerimize, çalışma arkadaşlarımıza, birim müdürlerimize, değerli Biga belediye personelimize, projelerimizin gerçekleşmesinde sundukları katkı ve desteklerden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
meclis toplantılarına katılımlarınızdan dolayı da hepinize teşekkür ediyorum. Toplantımız bitmiştir. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz gibi geçen yılda bir meclis toplantımızda, Kemer'de yaptığımız meclis toplantımızda BİGA'mızın evladı SMA hastası Ahmet Alp ile ilgili bir meclisimizin çalışması olmuştu. Hepiniz oradaki oturum hakkını, huzur hakkını Ahmet Alp'e bağışlamıştınız. Tabii o günden bugüne BİGA'da hakikaten Ahmet Alp'e sahip çıkan birçok gönüllü dostumuz var. İş dünyamız, BİGA'lı hemşerilerimiz, hatta Çanakkale'nin bütün ilçelerinde de Ahmet Alp kardeşimize hemşerilerimiz destek oluyor. Tabii fazla bir zamanımız kalmadı. Ahmet Alp kilosunu artık dolduruyor. Burada zamanın daralmasından dolayı da bizim biraz daha bu konuyla alakalı çalışmalarımızı arttırmamız lazım. Benim meclisimizden ve katılan misafirlerimizden bir ricam var. Cep telefonlarımızdan hemen burada Ahmet Alp kardeşimize bir mesaj atalım. Çıkaralım telefonlarımızı. Yani herkes dilediği kadar atabilir. Yani bunu biz meclisimiz olarak halkımıza örnek olacak şekilde tekrarlayalım. Evet, hayat yazıyoruz. 17.35'e gönderiyoruz. Her SMS 10 TL. Tabii burada dileyen dilediği kadar mesaj atabilir. Evet, hepinize teşekkür ederiz.